Son dönemde herkesin merak ettiği konulardan birisi de NFT kavramı. Non-fungible token ya da Türkçedeki karşılığı ile değiştirilemez token olarak ifade edilen NFT'ler diğer kripto paraların aksine takas edilemiyor. NFT haline getirilen herhangi bir fotoğrafın ya da eserin milyonlarca dolar karşılığında alıcı bulması sonrasında NFT nedir, NFT nasıl yapılır soruları adeta tavan yapmıştır. NFT ne kadar popüler olduğu sorusu rakamlarla ile anlatmak gerekirse 2020 yılının ilk yarısında 12 milyon euro olan NFT işlem hacmi 2021 yılının 3. çeyreğinde 9,4 milyar euro seviyesine çıktı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan bir fotoğraf NFT haline getirilerek OpenSea'da satışa çıkarıldı ve 863 dolar karşılığında alıcı buldu. OpenSea da NFT'lerin satışa sunulduğu platform. Bugüne kadar yapılan satın alma işlemlerine baktığımızda 863 dolar adeta devede kulak. Tek bir NFT eserine milyonlarca dolar ödendiğini defalarca kez gördük. NFT nedir? Tam adıyla Non-Fungible Token olarak NFT, karşılıksız token anlamına gelir. Bu, temel olarak yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olduğunu gösteriyor. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcıdır. NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesini zorlaştırması bakımından daha da popüler hale geldi. Blok zincirindeki bir para birimini ifade eden token, Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT coin takas edilemez. Çünkü NFT kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir. NFT nasıl yapılır? Başlangıçta kulağa oldukça karışık gelen NFT teknolojisi dijital dünyanın sunduğu imkanlar ile daha kolay bir hale geliyor. NFT, Ethereum isimli bir blok zinciri geliştiricileri tarafından hazırlanıyor. Bu blok zincirlerinin kaybolmamasını sağlayan ve işlemlerin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olan platformlar yer alıyor. Her blok zincirinin pazar yeri ve cüzdan hizmeti farklıdır. Bundan dolayı da kullanım ağı geniş olan ve güvenilir bir blok zinciri seçmek oldukça önemlidir. Tüm bunlara sahip olduktan sonra da cüzdanınızı bağlamanıza ve NFT'ye çevirmek istediğiniz dosya ya da resmi yüklemenize izin veren bir platforma üye olmanız gerekir. Bu resmi kendiniz de çizmeniz mümkündür. Daha sonra ise NFT'ye çevirmek istediğiniz eserleri platforma yükleyebilirsiniz. Kripto paralar ile benzer şekilde NFT'lerin de satıldığı borsalar, pazarlar bulunuyor. Bunlar arasında en popüler olanlar şunlardır: OpenSea, Foundation Marketplace, Rarible, SuperRare. NFT'lere neden yatırım yapmalısınız? Birçok kişi çevrim içi topluluğun parçası olmak için NFT dünyasına satın alıyor. Belirli NFT'lere sahip olmak sizin özel içeriklere ve canlı etkinliklere erişmenizi sağlıyor. Dijital yatırımcılar kısa sürede olacağını umdukları büyük miktarda para kazanmak için NFT pazarlarını kullanıyor. Tek bir NFT birden çok kez satın alınabilir ya da satılabilir. Ancak alıcı her satışta orijinal sahibine ya da yaratıcısına bir telif ücreti ödemek zorundadır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında belirli bir zenginlik göstermek için de NFT'ler kullanılıyor. NFT'lere neden yatırım yapılıyor? Birisinin neden bir cep telefonu veya dizüstü bilgisayara kolayca kopyalayabileceğiniz bir şeye yatırım yaptığını merak edebilirsiniz.
Pahalı NFT'ler sosyal medya hesaplarında zenginlik göstermek için profil resimleri olarak kullanılıyor. Pek çok insan çevrim içi topluluğun parçası olmak için NFT'lerin dünyasını satın alıyor. Telif ücreti genellikle %10 civarında. NFT, Charles Morin'e göre tam izlenilebilirliğe sahip olduğu için eseri ilk yapandan en son sahibine kadar takip edebiliyorsunuz. Yani sanatçı %5, %10 ya da %50'ye kadar komisyon telif ücreti isteyip istemediğine karar veriyor. Ve eserin sahibi her değiştiğinde hikayesini de takip edebiliyorsunuz. Böylece sanatçılar telif ücretlerinden bir miktar para alabiliyorlar. NFT'yi daha iyi anlamak adına birkaç özelliği sıralarsak, NFT'ler gerçek dünya öğelerini temsil eden dijital öğelerdir. NFT'ler bir blok zincirinde bulunan ve kopyalanamayan benzersiz şifreleme belirteçleridir. NFT nasıl satılır dediğimizde, gerçek dünyadaki maddi varlıkların tokenleştirilmesi olarak açıklanan NFT'ler aynı zamanda dolandırıcılık olasılığını azalttığı savunulmaktadır. NFT'ler bireylerin kimliklerini, mülkiyet haklarını temsil etme işlevini görmektedir. NFT'ler işlemleri kaydeden dağıtılmış bir kamu defteri olan bir blok zincirinde bulunur. NFT'ler Ethereum blok zincirinde tutulur ancak diğer blok zincirleri de onları destekler. NFT'ler grafik sanatı, GIF'ler, videolar ve önemli spor olayları, koleksiyon, sanat, sanal avatarlar ve video oyunu görünümleri, tasarımcı spor ayakkabı, müzik, tweetler olabilmektedir. Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey ilk tweetini NFT olarak 2,9 milyon dolardan fazla satmıştır. Bu da iyi bir NFT örneğidir. NFT'lerin aynı anda yalnızca bir sahibi olabilir ve blok zinciri teknolojisini kullanmaları sahiplik doğrulamasını ve sahipler arasında jeton transferini kolaylaştırır. İçerik oluşturucu ayrıca belirli bilgileri bir NFT'nin meta verilerinde saklayabilirler. Örneğin sanatçılar imzalarını dosyaya ekleyerek sanat eserlerini imzalayabilirler. NFT sağlayıcınızın hangi para birimlerini kabul ettiğine bağlı olarak muhtemelen Ethereum gibi kripto para birimi satın almanız gerekecektir. NFT'nizi satılık olarak listelemeniz gerekmektedir. NFT satışlarını destekleyen en popüler cüzdanlar MetaMask, Truth Wallet ve Coinbase Wallet'tır. OpenSea, nadir dijital öğeler ve koleksiyonlar tedarikçisi olarak tanımlanan bir platformdur. NFT koleksiyonlarına göz atmak için bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Yeni sanatçılar keşfetmek için parçaları satış hacmine göre sıralayabilirsiniz. Öte yandan kendi NFT'lerinizi de burada bu platformda listeleyebilirsiniz. Rarible, OpenSea'ya benzer şekilde sanatçıların ve yaratıcıların NFT'ler yayınlamasına ve satmasına izin veren demokratik, açık bir pazar yeridir. Platformda yayınlanan rare jetonları sahiplerinin ücret ve topluluk kuralları gibi özelliklere ağırlık vermesini sağlar. Foundation, burada sanatçılar sanatlarını yayınlamak için diğer yaratıcılardan artı oy veya davet almalıdır. Daha yüksek kalibreli sanat eserlerinin satıldığı bir alandır. Daha yüksek fiyatlar verilmektedir. NFT yatırımı yapmak. NFT'ler bir kesim tarafından oldukça olağan ve kullanılabilir olurken bir kesim tarafından da hala mesafeli bir düzeydedir. NFT'ler bir kesim tarafından riskli görünür. Çünkü NFT ile bilinen çok bilgi yoktur.
Bu da riskli ve mesafeli yaklaşılmasının en önemli nedenidir. Başka bir deyişle NFT'lere yatırım yapmak büyük ölçüde kişisel bir karardır. Bir nevi ekonomik durumla alakalı kişisel bir durumdur.